Şu anda görmüş olduğunuz su kefiri içerisinde böğürtlen ve ananastan oluşan bir hafta kadar buzdolabında kaldı. Buradaki çekmemin amacı ne kadar asitik bir ürün olduğunu göstermek için çekiyorum. Hadi bakalım ne kadar taşıyacak göreceğiz. Sese bakın arkadaşlar. Bu kap büyük ihtimalle dolacak. Tamamen açmıyorum ki aşırı şekilde çıkaracağı için. Kolanın asidiymiş, fantanın asidiymiş, gazozun asidiymiş hikaye. İçerisine hiçbir şey katılmadı. Bakın ha. Bir de kap tamamen dolu değildi arkadaşlar, dikkatinizi eğer çektiyse. Ona rağmen nasıl asit çıktı? Bu asit bitmiyor. Beklediği zaman tekrardan oluşuyor. Şu anda içerisinde kaynıyor bakın. Şurada. Bu kabı doldurursa şaşmam. Şuraya bakın. Hızını alamıyor. Hala şey yapıyor. Aşağıdan yukarıya. Şöyle kavrayayım. Bakın. Bir reklam vardı ya, 1 milyon bal yumuşak yuttum diye. Hala geliyorsun. Evet, kendine geliyor ama hala devam ediyor arkadaşlar asidi. Tabii ki az önceki gibi değil. Yine bu şimdi sakin haline devam edecek. Gazı bitmiyor arkadaşlar. Gazının bitme durumu. Şimdi bundan bir bardak geçeyim. 2 gün beklesin. 3 gün beklesin. Tekrardan yine gaz oluyor. Yani sürekli gazlı bir içecek çocuklarınıza boşu boşuna içinde ne olduğu belirsiz olan şeyleri içirmeyin. Su kefiri yapın. İçerisine her türlü meyveden yapabilirsiniz. Baharat türü de koyabilirsiniz. Hatta sebze tarzı şey de koyabiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken şuradaki gördüğünüz su kefiri anasıyla oluşturmak. Bunu şu anda çoğaltamadım. Çoğalttığımı yöntemini öğrendiğimde otomatikman paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Burada videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler.